tüm Türkiye'yi sarsan Narin Güran olayının ardından Aydın'da yaşayan velilere bu durumda çocuklarının nasıl etkilendiklerini ve kendilerinin de bu duruma karşı ne gibi önlemler aldıklarını sorduk. İşte cevaplar. Çocuklarımın, yani ufak oğlum var, mümkün olduğu izlettirmemeye çalıştım ama gene de takip ettiler. Tabii ister istemez hepimiz ayrıca etkilendik ama bunun altında çok farklı şeylerin de yattığını düşündüğümüz için bir önce aydınlanmasını istiyoruz. Ben çocuklarım hiçbir zaman rahat salan bir kadın olmadım. Zaten sitede oturuyoruz, senin bahçesinin dışarısında hiçbir zaman çıkarttırmadım. Sadece şimdi bir 19 yaşında bir kızım var. 19 yaşında olmasına rağmen, üniversitede okumasına rağmen çok tedirginim. Sürekli kontrol etmek zorunda kalıyorum. İster istemez, yani sadece Narin olayı değil, yani yıllardan beri günümüzde kadın cinayetleri ve çocuklarla ilgili istismarlar çok fazla olduğu için maalesef bizim çocukluk dönemlerimizde artık yaşam, yani sokakta hiçbir çocuğun oynadığını görüyor musunuz? Doğrusu kimse oynamıyor artık. Ya sadece kız çocuğu değil bu. Erkeği de öyle, kadını da öyle, yaşlısı da öyle, hepsi öyle yani. Maalesef ülkemizde çocuklara karşı bir şiddet demeyelim de olumsuz şeyler çok fazla meydana geliyor. Benim de iki oğlum var. Tabii ki onları çok rahatlıkla dışarı çıkaramıyorum. Hatta geçen gün bisiklet binmek istedi. Onu da bile gözetim altında çıkardık. Çok kontrolcü davranmak zorunda kalıyoruz. Yani bundan çok muzdaribiz, mutlu değiliz. Elbette ki ülkemiz daha iyiye gitsin istiyoruz, daha güzele gitsin istiyoruz. Fakat maalesef bir şeyler daha da ters gidiyor, kötü gidiyor. Toplum olarak daha çok bilinçlenmemiz gerektiğini, daha çok kitap okumamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de bir öğretmenim. Çocuklarımıza en güzel olduğumuz örnek kitap okumaktır. Biz okumasak bile benim oğullarım kitaplarını alır gelir, anne baba kitap okuyalım derler. Yani okumakla, eğitimle ülkemizin, gençliğimizin gelişeceğini, daha iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ama çocukların bundan haberi var. Dediğiniz gibi ister istemez telefondan, tabletten görüyorlar. Kızım özellikle çok tedirgin, devamlı soruyor anne ne olmuş Narin'e, ne yapmışlar Narin'e diye. Korkuyoruz, biz de korkuyoruz açıkçası bu durumlardan. Narin bayağı bir etkiledi bizi. Yani çocuğumu psikolojik olarak da etkiledi aslında. Peki yani çocuğunuzu dışarı çıkarırken tedirgin misiniz? Yalnız asla çıkarmıyorum. Zaten kesinlikle izin vermiyorum. Okula da işte devamlı kendim götürüp getiriyorum. Gerçekten ortam, ya hiç kimseye güven yok. Kimseye güvenmiyoruz bu arada. Tedirgin olunmaz mı? Mümkün değil yani yalnız çıkarmak parka falan, hani evim ne kadar yakın olursa olsun kesinlikle parkı falan da yalnız da göndermiyorum. Evet, götürüyorum. Hayır, dışarıya çıkarıyorum. Tabii ki de parka götürüyorum. İstedikleri zaman çarşıya götürüyorum ama ben yanlarında ben olarak yalnız, evin parka çok yakın. Kontrol edebilirim evden bile ama kesinlikle yalnız göndermiyorum. Çocuklar da artık hani telefondan, tabletten bazı oyunlar falan görüyorlar. Tehlikeli oyunlar. Parklarda çocuklar da zarar veriyor artık birbirlerine. O yüzden kesinlikle tanımadığı çocuklarla da zaten de arkadaşlık falan da yaptırmıyorum. Hani parkta birisiyle tanışsın, oynasın, öyle bir şey yok yani.